Atatürk üzerinde, Atatürk'ün mirası üzerinde Atatürkçülük adına bir ipotek var. Kendini Atatürk zanneden bir sürü Atatürkçü var. Ve bunlar adeta Atatürk'ü oyuncak gibi kullanıyorlar. Atatürkçülük, Atatürk ticaretiyle geçiniyorlar, itibar kazanıyorlar. Ve ben Atatürk'ün mirasına bu kurumun yönetim kurulu üyesi sıfatıyla sahip çıkmak ve Atatürk'ü Atatürkçülerden korumak, onların tahakkümünden, tasallutundan, tacizinden korumak gibi bir misyon üstlendim ve bunu ifade ettim. Fakat bu Atatürkçülük adında 27 Mayıs 1960'tan beri Türkiye'de devam eden tahakkümün, ideolojik tahakkümün sanıyorum ne durumda olduğu anlaşıldı benim bu itirazlarımdan sonra. Ben özellikle Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu'nun ve Cumhurbaşkanlığı makamının daha fazla yıpratılmaması, benim üzerimden yıpratılmaması için istifa ettim. Evet, yani bu tartışmayı, bu polemikleri uzatmanın ve bu kurumları, Çankaya Köşkü'nü ve Cumhurbaşkanlığı makamını ve kurumu yıpratmanın vesilesi olmamak için istifa etti. Evet hocam. Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Daha önce bir açıklama yapmıştı. Artık Cumhurbaşkanlığı makamı rahatlamıştır demiş. Yani değerlendirmeyi nasıl yapıyorsunuz? Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Türkiye'de Atatürkçülük konusundaki bu istismarların farkında olduğunu ve bu istismarların önlenmesi, eleştirel aklın, çağdaş bilime, ileri medeniyetlere uygun bir düşünce özgürlüğünün gerçekleşmesi adına beni oraya atadığını, çünkü benim eleştirel görüşlerim olduğunu bilerek bu atamayı yaptığını düşünüyorum. Bunu Türkiye için bir imkan, bir fırsata dönüştürmeyi arzuladığını, amaçladığını gördüm. Fakat sanıyorum benim üzerimden kendisinin tasarrufuna yönelik eleştiriler de çizmeyi epeyce aştı. Ben de buna alet olmak istemedim. Yani sonrasında Cumhurbaşkanlığı makamının benim istifamla rahatlaması söz konusu değil elbette. Ama sanıyorum Türkiye'de Atatürkçülük adına bu zihni tahakkümün, bu tasallutun hangi durumda olduğuna dair bir fikir edinmişlerdir sanıyorum.